İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Edgar Margosyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Berzor yolundan serbest ve güvenli geçişin sağlanması kararını kabul etti. Haçkar Anıtı açılışı gerçekleşti. Dersim Hay Platformu, kültürel mirasımızı ve doğamızı koruyacağız. Bakü hükümeti Berzor Surp Hampartsman Kilisesi'ni camiye çeviriyor. Kozmonot Harutyun Kibiryan Ermenistan Cumhuriyeti'nde. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit hatırası çok önemli. Edgar Margosyan 1997'de Kotayk bölgesinin Hrazdan şehrinde öğretmen Anahit Sarıbekyan ve mühendis Edward Margosyan'ın ailesinde doğdu. Çavuş Edgar Margosyan savaşın ilk dakikalarından itibaren hararetli bir mücadele içerisindeydi ancak ailesine sığınaklarda olduğunu ve savaşa katılmadığını söyledi. Kahramanları bizler uzun boylu, kuvvetli, kalın kollu gibi betimliyoruz. Ancak olağanüstü bir cesaret, güç ve kahramanlık küçücük bir bedende de bulunur. Vatani borcunu ödemekte olan çavuş Edgar Margosyan son Arsak Savaşı'nda sadece 5 günde 10 düşman tankını yok etti. 4 Ekim'de savaşın hararetli günlerinde 23 yaşındaki topçu Edgar Arsak'ın en yüksek devlet ünvanı olan Arsak Kahramanı ile onurlandırıldı. Edgar cana yakın biri ama kahramanlığından bahsederken ağzı sıkı biri oluyordu. Cephede istisnai kahramanlıklar yapan birçok genç olduğunu ancak bunların hakkında hiçbir şey konuşulmadığını ifade ediyordu. Politeknik Üniversitesi'nin Sibernetik Fakültesinden onur derecesiyle mezun olduktan sonra ücretsiz yüksek lisans programına kabul edildi ancak vatana olan görevini yerine getirmeye ve ardından eğitimine devam etmeye karar verdi. Edgar şöyle diyordu. Orduda görev yapmak her genç Ermeninin görevidir. Ben boşluk kalmayı sevmem. Ben veya arkadaşım olmazsa ülkemizin güvenliğini kim sağlayabilir? İnsanlığın düşünür katmanı her zaman dilin önemini, bütünlüğünün korunmasını vurgulamıştır. Mikhail Nalbatyan şöyle derdi. Yabancı dilde olması gereken aydınlanma yalandır. Böyle bir durumda çocuklarınızı sizden uzaklaştırırsınız. Onların çocukları sadece isim olarak Ermeni kalacak ve sonraki nesiller bu ismi taşımayı gereksiz göreceklerdir. Bu nedenle makul olun ve okullarınızda ana dilinizin duyulmasına izin verin. Rus yazar Alexander Kuprin şunları kaydetti. Dil halkın tarihidir. Dil medeniyet ve kültür yoludur. Bu nedenle Rus dilinin incelenmesi ve korunması işsizlikten kaynaklanan boş bir faaliyet değil, acil bir gerekliliktir. Söylenenleri her millet ve halk kendi dili için değerlendirebilir. Yerli halkların dillerinin incelenmesi ve korunmasının yanı sıra bu dilleri konuşanların siyasi haklarının korunması ile uğraşan Amerikalı dil bilimci Kenneth Hale şunları vurguladı. Diller yok olduğunda kültürler de ölür. Dünya esasen daha az ilginç bir yer haline geliyor. Ancak aynı zamanda binlerce yılın bilgisini ve entelektüel başarılarını da feda ediyoruz. Biz Ermeniler en büyük sorumluluğu üstlenmişiz. Çünkü biz özel bir dilin yegane taşıyıcılarıyız ve binlerce yılı aşan altın Ermeniceyi modaya uygun görünme cazibesinin üstesinden gelerek gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Berzor yolundan ücretsiz ve güvenli erişimin sağlanması kararını ve istişareleri kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye diyalog sürecinde özel temsilcisi ve Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan Facebook sayfasından konuyla ilgili bu bilgileri verdi. Ruben Rubinyan kısa bir süre önce Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Berzor yolundan serbest ve güvenli geçişin sağlanması konulu karar ve istişareleri oylamayla kabul etti. Bakü delegasyonu kararı değiştirmek veya kabul edilmesini engellemek için her şeyi yaptı.
ancak hiçbir şey başaramadı. Önerdikleri yaklaşık 60 değişiklik reddedildi ve karar kabul edildi. Bakü'nün iddialarının aksine Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kararında Berzor yolunda serbest ve güvenli hareketin olmadığı açıkça belirtiliyor. Karar esas olarak Berzor yolunun Bakü makamları tarafından abluka altına alınmasının insani ve insan hakları sonuçlarını ele alıyor. Ayrıca Berzor yolu ve uluslararası bilgi toplama misyonunun Artsakh'a acil olarak gönderilmesinin gerekliliği vurgulanıyor. Bakü makamlarına Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarını derhal uygulamaya çağrılıyor. Bakü makamlarından Artsakh'a elektrik ve doğalgaz tedarikini yeniden sağlamaları isteniyor. Bakü'den Ermenilere karşı kullanılan düşmanca ve tehdit edici söylemden de vazgeçilmesi çağrısı yapılıyor, dedi. Sizi Ermeni kültürü ve sanatının bir simgesi olan Haçkar veya haç simgeleyen taş anıtın açılış törenine katılmaya davet ediyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti'nden nakledilen Haçkar, Bordu'da 25 Haziran Pazar günü saat 11.30'da Jardin Public Verdun Yard adresinde sergilenecek. Tören, Bordo Belediye Başkanı Pierre Urmik, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Fransa Büyükelçisi Hasmik Dolmacan, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Fransa Piskoposluğu Lideri Peder Grigor Haçadırya'nın huzurunda gerçekleşecek. Batı Ermenistan Hükümeti, Fransız şehirlerinde Ermeni kültürel anıtlarının varlığını takdir ediyor. Haçkar anıtlarının Ermeni kültüründe özel bir değeri vardır. Bunlar ejderha taşlarının gizemini Hristiyanlık döneminde devam ettiriyorlar. Vişabakar Ejderha Taşı adlı anıtlar atalarımızın evren anlayışını özetledi ve göksel güçlerle bir bağlantı sağladı. Düşmanlarımızın bunu anlayarak herhangi bir Ermeni kültürel değeri için sürekli mücadele yürüttü. Önce yerli halkın izlerini yok etmeye ve mümkünse kendi kültürleri gibi sunmaya çalıştılar. Aynı şey 1998-2006'da Nahçıvan'daki Haçkar anıtlarına karşı uygulandı. Bakü makamları 10 bine yakın Haçkar anıtını imha etti. Bildiğimiz gibi bu kültürel vandalizm hakkında Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan ve Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Başkanı Samvel Karapetyan, Bakü yetkililerine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açtılar. Batı Ermenistan'ın Dersim'deki Hozat ilçesine bağlı Segedik, şimdiki Kalecik köyünde yapımı planlanan ve köyü tamamen sular altında bırakacak olan baraj göleti projesine karşı Dersim High Platformu basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapımı planlanan baraj göleti projesine dair açıklama yapan Dersim High Platformu, tarihi ve kültürel varlıkların yok edilmesine karşı mücadele edeceklerini belirtti. Platform binasında yapılan açıklamaya platform üyelerinin yanı sıra yazar Devrim Tekinoğlu da katıldı. Açıklamayı okuyan Dersim Hay Platformu sözcüsü Ahmet Balkız, Segedik Köyü tarihsel değerleri ve kültürel mirası ile Dersim bölgesinin önemli bir yaşam alanıdır. Köyde Alevi toplumu ile ortak ziyaretlerin yanında Ermenilere ait tarihi şapeller ve kaya mezarları bulunmaktadır. Bu yapılar ve eserler kültürel mirasımız olarak korunması gereken önemli unsurlardır. Ancak gölet projesinin uygulanmasıyla birlikte bu tarihi yapıların zarar göreceği, köyün doğal yaşam alanlarının tahrip olacağı açıktır, dedi. Doğa ve yaşamın en kutsal varlıkları olduğunun altını çizen Balkız, gölet projesinin hayata geçirilmesi durumunda köydeki su kaynakları ve bitki örtüsü büyük ölçüde etkilenecek, doğal dengeler bozulacak ve ekosistem tahrip olacaktır. Ayrıca tarım faaliyetlerine dayalı geçim kaynaklarımız da tehlikeye girecek ve köy halkının yaşam standartları olumsuz etkilenecektir. Yetkililere ve karar vericilere çağrımızdır. Gölet projesinin doğa ve yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurun. Tarihi yapılara saygı gösterin ve köy halkının yaşam alanlarına zarar vermeyecek çevre dostu alternatiflere odaklanın ifadesini kullandı.
Ermenistan devletinin yerli halkımızın haklarının ihlal edildiği herhangi bir vaka Batı Ermenistan hükümetinin odak noktasındadır. Yerlilerimizin çeşitli dernekler kurarak ihlal edilen haklar için bizzat mücadele etmeye başlaması sevindiricidir. Bunlardan biri de Dersim'deki Hay Dersim platformudur. Onlar köklerinin farkındalar ve mücadelelerinde yalnız olmadıklarını biliyorlar. Batı Ermenistan hükümeti her zaman ve her durumda evlatlarının yanındadır. Artsakh Cumhuriyeti'nin tarihi çevresini koruma devlet hizmeti şöyle bir açıklamada bulundu. Baku hükümeti Berzor Surpan Partsman Kilisesi'ni camiye çeviriyor. Tarihin zorla kamulaştırılması, kültürel kimliğin yok edilmesi, dini hoşgörüsüzlük, çarpıtma. Berzor Surpan Partsman Kilisesi, Kaşatağ ilçe yönetiminin ilk başkanı Aleksan Hagopyan'ın girişimiyle kuruldu. İnşaat 1998 yılında tamamlanmış, kubbe haçı 31 Mayıs 1998'de kutsanmıştır. Kilisenin mimarı Hraçya Gasparyan'dır. Peder Atanas, kilisenin açıldığı ilk günden itibaren bölgenin ruhani papazı oldu. 2019 yılından bu yana ise bölgenin ruhani papazı Peder Benjamin Zaduryan'dır. Batı Ermenistan hükümeti Türkiye'nin emriyle yürüttüğü Bakü yetkililerinin Ermeni karşıtı politikasından sürekli olarak bahsediyor. Berzor Surpan Partsman Kilisesi'nin camiye dönüştürülmesi bu politikanın devamıdır. Kendi kültürü olmayan her millet ancak bu şekilde tarih ve kültür yaratabilir. Bu geçici bir durum. Çünkü Artsakh halkı yakında kendi topraklarına dönecek ve haklarını geri kazanacak. Rusya'da yaşayan Ermeni uyruklu genç kozmonu Tarutyun Kivriyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunarak Dizernagapert adlı Armenosit anıt kompleksini ziyaret etti. Harutyun Kivriyan, News AM muhabiriyle yaptığı görüşmede Ermenilere yönelik soykırım Armenosit hakkında okuduğu kitaplardan ve anne babasının, özellikle de büyük anne ve büyük babasının anlattıklarından öğrendiğini söyledi. Atalarım soykırım Armenosit döneminde yaşadığı için bilgi aktardılar. O olayları anlattılar. Birinin ölümden nasıl kurtulduğunu, Batı Ermenistan'dan Rusya topraklarına nasıl kaçtığını, bütün bunların nasıl olduğunu dedem akrabalarını anlattı dedi. Büyük acılarının tüm Ermeni halkı tarafından hissedilen bu hikayelere yansıdığını, bu nedenle hatıranın ve Dizernagapert Armenosit anıtının çok önemli olduğunu doğruladı. Kozmonot, soykırım Armenosit sırasında acı çeken tüm kurbanların anısını onurlandırmak için buraya geldim diye ekledi. Harutyan Kivriyan evde annesi ve babasıyla sürekli Ermenice iletişim kurmaya çalıştığını da belirterek ebedi dili de öğrenmeye çalışıyorum dedi. Harutyan Kivriyan başta gençler olmak üzere herkesin kendilerine her zaman başarabilecekleri yüksek hedefler koymasını diledi. Ben de hedeflerime ulaşmak, ilerlemek, gelişmek için her zaman fırsata sahip olmak istiyorum. Kalkınma herhangi bir kişi, herhangi bir ülke için her zaman önemlidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aşuh Şeram'ın Gagik Muratyan topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sirunner Miknehana adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.